Selam arkadaşlar. Bugün sizlere MetaQuest 3 cihazınıza nasıl dışarıdan uygulama alabileceğinizi ve bunları nasıl çalıştırabileceğinizi anlatacağım. Aynı zamanda bu yöntemle MetaQuest 3 cihazlarına ya da MetaQuest 2 cihazlarına VPN yüklemek isteyen arkadaşlar bu yöntemden çok rahatlıkla yararlanabilirler. Birkaç adım var, karışık gibi gözüküyor. Her şeyi açık bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Aynı zamanda söylediğim, anlattığım yerlerdeki adresleri, web sitesi adreslerini aşağıda bırakacağım. Oradan alabilirsiniz. Hemen başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bildiğiniz gibi MetaQuest cihazlarımızı ilk taktığımızda, açtığımızda bir hesap oluşturmamız gerekiyor. Bu hesabı Facebook hesabımıza bağlıyoruz. Genelde ben Facebook'a bağladım. Hesabımızı bağladıktan sonra developeroculus.com'dan öncelikle bir şey oluşturmamız gerekiyor. Organizasyon oluşturmamız gerekiyor. Bu organizasyon ben oluşturmuştum. Yine aynı şekilde sıfırdan oluşturuyor şeklinde ikinci bir organizasyon oluşturacağım. Buradaki adımları izleyerek aynısını yapın. Çok karışık bir şey değil. Yani bir mail adresi açmak gibi ya da bir siteye üye olmak kadar basit. Burada söylediğim adrese giderek create organizasyon diyorsunuz arkadaşlar. Burada zaten organizasyon ismi diyor size. Herhangi bir isim veriyorsunuz. Buradaki anladım diyorsunuz, kabul ediyorsunuz. Submit diyorsunuz ve size yine burada bir bildirim geliyor. Bununla direkt ileri diyorsunuz arkadaşlar. Kabul ediyorsunuz. Yeni bir organizasyon oluşturdu şu anda. Bu arada bu kadar hızlı geçmeyebilir. Sizden sadece kredi kartı tarzında bir şey sorabilir arkadaşlar. Ya da ne diyeyim, cihazınızı eşlemek için bir ekranına kod gelebilir. O kodu girmeniz. Orasını tam hatırlamıyorum. Çünkü ben o aşamaları geçtiğim için o aşamaları tekrarlayamıyorum. Tekrar edebilseydi onları da göstermek istiyordum. Ama yanlış hatırlamıyorsam bir kredi kartı. Ben onu sanal kart girişi yapmıştım. Kredi kartı tanımlamanızı istiyor. Aynı zamanda yanlışım yoksa ya bu aşamada ya da bundan sonraki aşamada sadece işte cihaz eşleştirirken bir kod geliyor ya, bilgisayarda olup ekrana gir. Onu yapmanız gerekebilir. Organizasyonu oluşturduk arkadaşlar. Organizasyonu oluşturduktan sonra şimdi diğer işlemi telefonda yapacağız. Hemen telefona geçelim. Telefona biliyorsunuz Oculus'un kendi uygulamasını yüklemiş oluyoruz. MetaQuest uygulamasını hemen geçiyorum. Şu ekran kaydedicimi açayım. Evet arkadaşlar, MetaQuest uygulamasını telefondan açıyoruz. Zaten arkadaşlar aynı ağa bağlandığımızda biz normalde, yani bunu muhakkak yapmışsınızdır. MetaQuest uygulaması aldığınızda yüklemişsinizdir telefonunuza. Yüklemediyseniz yukarıdaki artı tuşundan buradan cihazınızı seçerek, eşleştirerek, evet bu aşamada temin söylemiştim ya, şifre soruyor. Bu aşamada şifre soruyor size. Şöyle kurulumdan çıkayım ben hemen. Buraya geldiğinizde MetaQuest 3'ü açtığınızda cihazınıza bağlı şekilde olacaksınız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu noktalardaki, yani buralardaki tüm her şey yeşil olmuş olacak. Yani daha doğrusu kollar önemli değil ama yani bağlı olmanız gerekiyor. Telefonla MetaQuest 3 gözlüğünüz bağlı olacak. Buradan başlık ayarlarına gireceksiniz arkadaşlar. Başlık ayarlarına girdikten sonra burada geliştirici modu var arkadaşlar. Geliştirici modunuz açık olacak. Ve bunu yaparken arkadaşlar mümkünse bilgisayarınıza takılı olsun şeyiniz, gözlüğünüz. Burayı açtıktan sonra buradaki işlemimiz de bitmiş oluyor arkadaşlar. Geliştiriciye aldık kendi gözlüğümüzü. Hemen kaydı. Durdurdum. Daha sonra yapacağımız iş arkadaşlar, SiteQuest adresini açıyoruz ve buradan SiteQuest uygulamasını bilgisayarımıza yüklüyoruz. Yükledikten sonra arkadaşlar hemen SiteQuest'i açıp bunu açtığınızda arkadaşlar şöyle bir şey olacak bu arada. Şu an gördüğünüz gibi sol üst köşede benim cihazım bağlı gözüküyor. Ama bağlı gözükmesi için
Yani kesinlikle bu uygulamayı ilk açtığınızda arkadaşlar link kablomuzu takıyoruz. Bize ilk açılışta işte hata ayıklama modu vesaire onlarla ilgili onay istiyor. O onayları veriyoruz. Hep ne gelirse ileri ileri yani hiçbir şeye izin vermemezlik yapmıyoruz. İleri diyoruz. SiteQuest uygulamamızı bilgisayarımıza yüklemiş oluyoruz. Şimdi en önemli kısım aslında buydu. Bundan sonrası artık çok kolay. Arkadaşlar buraya kadar geldikten sonra dediğim gibi şu sol köşede okuluk cihazınız kesinlikle yeşile dönmüş olacak. Eğer bu yeşile dönmediyse ya telefon üzerinden geliştirici modda almadınız başlığınızı ya da organizasyon kurmayı yapmadınız. Organizasyon kurmadan olmuyor arkadaşlar, onu da söyleyeyim. Daha sonra arkadaşlar uygulamamızı çalıştırdıktan sonra ve aynı zamanda kablomuz bilgisayarımıza bağlı olduktan sonra SiteQuest uygulamasını direkt yukarıda arayarak zaten çıkartabiliyorsunuz. SiteQuest uygulamasını direkt şu yanda site load yazıyor arkadaşlar. Basıyorsunuz ve zaten şu an gözlüğünüze bağlı olduğu için gözlüğünüze kurulumu gerçekleştiriyor arkadaşlar. En önceliğimiz buydu. Yani bu aşamaya geldiyseniz artık bu cihaza her şeyi yükleyebilirsiniz. Hiç dış uygulama ya da tek uygulama çalışır diyorlar. Hayır, tek uygulama da çalışmıyor. Yani bir VPN çalıştırıp aynı zamanda başka bir şey de açabilirsiniz. Yani VPN'in kapanmasına gerek olmuyor. Yani tek uygulama da çalışmıyor arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz tamam buraya kadar yaptık. Bundan sonra VPN uygulamasını nasıl çalıştıracağız? Arkadaşlar herhangi bir internet sitesinden VPN indir diyerek herhangi bir ya da hangi VPN'i kurmak istiyorsanız onun APK'sını indiriyorsunuz. Bu kadar basit. Bilgisayarınızı alıyorsunuz. Kurma aşamasına gelelim şimdi. En önemli nokta bu. Yani daha doğrusu önemli bir nokta değildi. Çok insanın sorduğu nokta bu. SiteQuest uygulamamızı bilgisayarımıza yükleyip açtıktan sonra ve bağlı bir şekilde olmasını bekleyeceğiz. Evet. Bağlandı. Şu an gördüğünüz gibi bu kesinlikle yeşil olacak. Daha sonra indirdiğimiz uygulamalara bakıyoruz arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar epey bir özellik var. Burada APK, pardon, şurada APK yazıyor. Bakın arkadaşlar install APK file diye. Bastığımızda arkadaşlar bakıyor burada neyi kurmak istediğimizi. Önce yol gösteriyoruz indirdiğimizde. Mesela ben size göstermek için SecureVPN programını, APK'sını indirmişim. Basıyoruz arkadaşlar ve bekliyoruz. Gördüğünüz gibi aşağıda işlem devam ediyor. Ve şu an bitirdim diyor bu işlemi. Yani şu an aslında cihazımıza kurdu. Şimdi de gelin cihazımızın üzerinden bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi cihazımıza geldik. Gördüğünüz gibi şurada üst kısımda yüklediğimiz oyunlar ya da uygulamalar ya da sildiğimiz uygulamalar her şey gözüküyor. Burada bilinmeyen kaynaklara geldiğinizde arkadaşlar bakın SecureVPN direkt bağlı ya daha doğrusu yüklenmiş halde. Kabul ediyoruz. Ayarlarını kontrol ediyorum. Yani bu VPN'i ben şu an denemek için açtım arkadaşlar. Hani kendi kullandığınız ücretli VPN'iniz vesaireniz varsa direkt onu çalıştırabilirsiniz. Bakın arkadaşlar bağlandı şu an. VPN'e bağlıyız. Ve dediğim gibi artık çift uygulamada açıyoruz. Hiçbir şey fark etmiyor. Şöyle hemen girelim. Buradan girelim. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi IP'm şu an farklı. Yani VPN'im başarılı bir şekilde çalışıyor ve aynı zamanda ikinci uygulama olarak da çalışıyor. Şöyle bastığımda hala gördüğünüz gibi burada bağlı. Şimdi bağlantıyı kesiyorum ben arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yani gördüğünüz gibi aslında hiçbir zorluğu yok. Çok basit ama çok fazla kaynak bulunamıyor sanırım.
Yani ben de ilk başta nasıl yaparım vesaire diye düşünüyordum ama Sideways bu işi çok kolaylaştırıyor. Aynı zamanda burada gördüğünüz gibi birçok oyuna bedava erişebiliyorsunuz. Buradaki oyunlar, bakın mesela şu oyun paralı, bunu bedava diye düşünmeyin. Burada hani filtre yaparsanız bedava oyunları görürsünüz. Hem bedava hem paralı. Yani tüm store'daki oyunlar için ayrı bir şey oluşturulmuş. Böyle bir site QS oluşturmuş. Kim oluşturmuşsa. Güzel olmuş. Burada direkt uygulama aratabiliyorsunuz ya da işte oyun aratabiliyorsunuz. Sanal odanızı, yani bulunduğunuz sanal odanızı vesaireyi değiştirebiliyorsunuz. O da güzel oluyor. Yani gördüğünüz gibi belirli oyunlar bedava, belirli oyunlar ücretli. Ama gözlük üzerinden SiteQS'i kontrol etmek bence daha mantıklı. Ha, böyle de yapabilirsiniz. Burada böyle gezebilirsiniz. Ama gözlük üzerinden çok basit bir şekilde ben orada süzüyorum bedava oyunlar diye. Bedava oyunları SiteQS üzerinden yüklüyorum. Ha, dediğim gibi ana ekranımıza gelmiyor. Ama MetaQuest üzerindeki ne diyeyim size, bilinmeyen kaynaklar klasörü var ya, bütün oyunlarımız orada toplanıyor. Yüklediğimiz, dışarıdan yüklediğimiz her şey oradan toplanıyor. Aynı zamanda oradan da silebiliyoruz. Hiçbir zorluğu yok. Umarım işinize yaramıştır arkadaşlar. Kanalımıza abone olursanız ve videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Bundan sonraki videoda arkadaşlar, bundan sonraki videoda da görüntü ayarlarımızı nasıl arttırıyoruz ya da görüntü ayarları ya da cihazın performansını arttırmak için ince ayarlar var. Bunları nasıl yaptığımızı size göstermek istiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.